programımızda kadının insan haklarına ilişkin genel bir değerlendirme yapacağız. Kadınların sokakta, sanatta, siyasetteki durumunu konuşacağız. Bunu da sanatçı Füsun Demirel ile konuşacağız. Hoş geldiniz Füsun Hanım. Hoş bulduk. Füsun Hanım, siz yaklaşık 35 yılı aşkın bir süredir sanat camiasının içindesiniz. Birçok oyununuz, onlarca filminiz ve hatta çevirileriniz var. Öncelikle çok memnunuz burada olduğunuz için. Teşekkür ederim. Bunun yanı sıra insan hakları anlamında da ciddi bir duruşumuz var. Bu noktada sormak istiyorum. Sizce kadın hakları Türkiye'de ne durumda? Nereye doğru gidiyor? Sizin yurt dışı deneyimleriniz de var. Belki bir kıyaslama yaparak bize bahsedebilirsiniz. Teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Aslında ben 70'li yıllarda İtalya'da öğrenciydim ve ilk kez kadın hakları nedir, feminist hareket nedir, oralarda tanıklık ettim. Yaşadım bu hareketi orada İtalyan kadınlarla ve daha sonra da aslında Dario Fo metinleriyle buluştuğumda oyunlarının pek çoğu aslında bildiğiniz gibi kadın haklarını tartışan oyunlar, kadınların koşullarını anlatan oyunlar. Türkiye'ye ben 82-83 yıllarında dönüş yaptığımda, kesin dönüş yaptığımda, tabii 80'li yıllarda Türkiye'deki kadın hareketinin ne olduğuna bir göz attım ve o tarihten günümüze kadar bütün tabii bu süreci hep tanıklık ettik. Geçmişle ilgili çok şey anlatmak istemiyorum. Çünkü çok uzun, yani zamanımızı almak istemiyorum. Ama kadın hareketi her zaman, her dönem topalladı. Hiçbir zaman Avrupa gibi olamadı ne yazık ki mücadele. Ama bu tabii ki neyle ilgili? Demokrasiyle ilgili. Yani eğer ülkede demokrasiyi sağlıklı şekilde insanlar yaşayamıyorsa, ne insan hakları, ne kadın hakları, ne hayvan hakları, ne çocuk haklarından sağlıklı bir şekilde söz edemeyiz. O nedenle kadın hakları mücadelesi hep kör topal gitti. Ama şu anda bence, yani beni en çok heyecanlandıran genç kuşakların, şimdiki neslin daha bilinçli olması, bedenine daha sahip çıkması, haklarına sahip çıkması, çok daha bilinçliler şu anda ve hakikaten bir kadına yönelik şiddetin, tecavüzün ya da bir kadın cinayetinin akabinde kadınların sokaklarda, meydanlarda, adliye koridorlarında, televizyonlarda, sosyal medyada inanılmaz tepkiler ortaya koyuşlarını gördüğümde çok mutlu oluyorum. Çünkü bu ancak böyle mümkün. Doğru. Peki siz Dario Fo çevirileri de yapıyorsunuz. Az önce de dediniz kadınlara ilişkin ele alır. Şimdi birçok oyununuz da var zaten kadınlar üzerine. Evet. İzledik, izleyeceğiz. Şu an bir hazırlıkta içindesiniz. Sizi buraya yönelten özel bir sebep var mı? Biraz çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz kısa? Yani bir kere ben hani küçük yaşlardan diyeceğim, ergenlikten itibaren aslında hep böyle bir o sosyalist kimliği yavaş yavaş giymeye başladığımda tabii ki hani ne okuyorduk? Lenin ve sosyalizm Kadın ve Sosyalizm diye bir kitabı vardı Lenin'in. Mesela benim ilk okuduğum kitaptır yani kadına dair, kadın haklarına dair. Böyle küçük bunlar birikerek aslında bu feminist kimlik bende oluştu. Bizzati hani özelimde hani bir şey yaşadım ve hani buna tepki olarak şu doğdu gibi bir şey değil aslında. Ama yani gerçekten 18 yaşında da işte 20 yaşında da ben hayata hep
Bu gözlükle bakıyordum. Bu feminist gözlükle bakıyordum. Böyle baktığınız zaman zaten hani yaşam şekliniz de değişiyor. Yani evet. Hayata bakışınız, ilişkilere bakışınız, her şeyi ele alış şekliniz ona göre oluyor. Doğal olarak Dario Fo'nun metinleriyle buluştum. Yani bu bakış, bu yaklaşım, bu ideoloji beni buluşturdu ve o metinler gerçekten büyük öğretiydi benim hayatımda. Beni olgunlaştırdı. Ve işte çok erken yaşlarda mutlaka bunları Türkçe'ye aktarmalıyım. Türkiye'deki kadınlar bu metinlerle buluşmalı. Ve tiyatro sahnesinden kadın hakları meselesi tartışılmalı diye düşünüp metinleri harıl 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 çevirdim gerçekten. Hani böyle muazzam bir şeydi o, emekti. Emek, evet. Süreci böyle oldu aslında ve hani oynadığım filmler, o roller, o çıkardığım karakterler, onları da hep yani ele alışım gene hep bu gözlükle oldu. Evet. Belki senaryoda yoktu, belki yönetmen atlamıştı ama ben yani bu feminist gözlükle baktığımda ona göre yorumlayıp mutlaka bir şekilde bir tavırla, bir davranışla, bir sözle müdahalemi yaptım onu kadınlara. Evet. Harika. Yani çok çok kıymetli bir çünkü emek. Derdimiz cesaretlendirmek, doğru, kadınların yalnız olmadığını hissettirmek. Bu çok önemli bir şey. Evet. Bu bir kader değil. Kadınların bizim gibi ülkelerde, bizim gibi diyorum çünkü sadece Türkiye'de değil, Nepal'de mesela yeni okuduk, adet gören kadınları ayrı bir evde tutuyorlar ve orada bir kadın geçenlerde ölmüş koşullarından dolayı. Yani geri kalmış bütün ülkelerde, 3. dünya ülkelerinde kadınların koşulları berbat. Türkiye'de de ne yazık ki şu son 17 yıldır giderek berbatlaşmaya gösterdi koşulları. Onun için yani şimdi bir tarafta kadına yönelik şiddet, cinayetler, aşağılamalar, o bu gidiyor. Öbür tarafta bir bakıyorsunuz buna tepki büyük kitleler halinde. Ben biliyorum üniversiteli gençler, liseli gençler tepki ortaya koyuyorlar. Tabii kolektif bir hareketlenme var. Örgütler bu konuda çok önemli, belirleyici. Bir dolu kadın örgütü var şu anda ve bana çok ümit veriyor. Evet. Harika. Peki meslek hayatınıza dönecek olursak, sırf kadın olduğunuz için, kadın kimliğiniz sebebiyle hiç ayrımcılığa maruz kaldınız mı? Ya da kadınlar meslekte ne gibi ayrımcılıklarla karşılaşıyorlar, engellerle? Yani ben kişisel olarak kalmadım. Neden? Çünkü belki hani ben hep yardımcı kadın oldum. Bence çok iyi bir oyuncu olmanızla ilgisi olabilir. Belki bu karakter oyuncusu olmak, yardımcı da kalmak, belki buna maruz kalmamış olabilirim. Ama bu ben kalmadım da böyle bir şey yok anlamına gelmiyor. Elbette hem Türkiye sinemasında hem Hollywood'da da biliyorsunuz kıyamet koptu. Dünya sinemasında bu ayrımcılık tabii ki var. En başında zaten ücretlendirme meselesinde var. Evet. Erkekler her zaman daha yüksek kat kat rakamlar alıyorlar. Neden o da bilinmez yani. Evet. Ne ilgisi var yani cinsiyetle ücretlendirmenin. Ama böyle bir anlayış var yani. Erkeklere daha fazla para veriliyor. Aynı rolü de oynasa erkekler daha fazla para alıyor. Kadının ayrıca kadın olmasına getirdiği çeşitli sıkıntılar var. Yani özellikle sinema sektörü, televizyon dünyası, belki medya olabilir. Hani daha böyle görsel durumlardaki mesleklerde kadın hep mutlaka işte toplumun ve sistemin dayattığı o estetik değerleri korumak zorunda.
Hep o dış görüntü, hep işte fit olmak zorunda, hep çok güzel olmak zorunda, bakımlı olmak zorunda. Ve bir de ne yazık ki hani sistem kadını metalaştırdığı için, cinsel bir obje olarak hep tanımladığı için özellikle bu alanlarda çalışan kadınların kadınlara bakış açısı hep budur yani. Hı. Çoğunlukla budur. Yani zihniyet budur yani. Bin yıldır bu böyledir. Siyasette bile böyle. Siyasette bile böyle. Evet maalesef. Aynen. Peki tacizler. Şimdi özellikle bilmiyorum sanat dünyasında çok kulağımıza gelen, duyduğumuz konular. Me Too eylemleri yurt dışında başladı, büyüdü, gelişti. Peki Türkiye'de buna benzer bir hareket yaptılar, oldu ama evet. Büyümedi. Büyümedi. O kadar etki uyandıramadı. Neden sizce? Neden? Çünkü zaten biz yani haklarını alamayan toplum öyle. Yani haklarının bilincinde olmayan, haklarını almak için tepki ortaya koymayan bir toplumuz. Operatifimiz gelişmemiş mi? Tabii. Bir de yani ayrıca hani her zaman korkutulmuş bir toplumuz. Korkular, kaygılar susmaya yöneltiyor insanları. Evet. İşimden olurum. Bir daha çalıştırmazlar deyip yani belki de hani cesurca çıkışlar oldu gerçi birkaç tane ama o gençlerin, o çocukların durumunu şimdi bilmiyorum yani neredeler, ne yapıyorlar. Ama şey hep bu kaygılardan dolayı da yani bu hareket Türkiye'de yeşermedi. Kısır kaldı. Evet. Diğer bir yandan bazı oyuncular, örneğin adı tacizle anılan ya da şiddetle anılan erkek oyuncular halen bir nevi korunuyormuş gibi rollerine devam ediyorlar, işlerine devam ediyorlar. Fakat yani örneğin siz bu insan hakkı mücadeleniz sebebiyle zaman zaman saldırılara dahi uğradınız. Şimdi baktığımızda burada bir haksızlık yok mu? Ne düşünüyorsunuz? Var tabii. Evet, yani benim başıma gelen olay yani bu şöyle bir rol oynamak isterdim gençliğimde diye bir erkek bunu söyleseydi. Benim kadar ağır lince uğrar mıydı cümleler olarak söylüyorum. Çünkü çok cinsiyetçi, çok ağır benden aşağı hakaretlere uğradım. Ama bir erkeğe bir kere bu cümleler edilmez. Yani sadece kadın olduğunuz için bunlara maruz kalıyorsunuz. Türkiye'de ne yazık ki özellikle son 17 yıldır, 20 yıldır böyle bir kültür yerleşti toplumda iyice. Yani belki geçmişten de geliyor bu kültür ama hani erk olan hep hani o güçlü, o her türlü şiddeti yapabilir kadına. Bunlar yani normal sayılmış hep. Ama geçmişte hani sanki daha belki kendini kontrol edip tutuyordu insanlar. Şimdi bu o kadar meşrulaştı ve o kadar hoş görülür hale geldi ki yani erkeğin şiddeti neredeyse alkışlanacak durumda. Neden? Çünkü mahkemelerde hakimler ceza vermiyor. Tamam, saçma sapan yani bir kadın ben şu erkeğin tacizine uğradım veya tecavüzüne uğradım ya da şiddet gördüm dediğinde hakim tanık göster diyor. Ya bir kapalı dört duvar arasında bu nasıl kadının yaşadığı şiddeti tanığı mı olur? Kesinlikle. Yani beyana dayalıdır. Kadının beyanı esastır. Takılmış durumdalar şu anda mesela. Esastır ama işte maalesef bu yaşanmıyor. Yani hakimler de aynı zihniyette. Dolayısıyla katlayarak bu meseleler toplumda yayıldı iyice. Çok çok beter bir zamandan geçiyoruz. Evet, cezasızlık yani, algısı genişledi. Tabii. Maalesef. Şimdi başka bir açıdan bakalım. Önümüzde yerel seçimler var. Evet. ve tablo kadınlar açısından maalesef vasat durumda. Şimdi Eşitlik ve Adalet Kadın Platformu'nun bilgilerine göre toplam açıklanan 2889 belediye başkan adayından
2504'ü erkek, 385'i kadınmış. Siyasette bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizce nasıl üstesinden gelebiliriz bu durumun? Siyasette de aynı. Yani erkek ideolojisi, parti ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun hiç değişmiyor. Evet. Hakikaten öyle. Yani bir erkek ideolojisi var, erkek egemen olma ve siyasette de kadının yolunu açmıyorlar ne yazık ki. Ama bunun tek bir yolu var. Kadın bunu başaracak. Bunun tek bir çaresi kadınlar kendilerini başaracak. Kendi hakları için, siyasetteki hakları, sosyal yaşamdaki hakları, toplumdaki hakları. Yani kadınlar kendi kendilerine yolunu açacak. Çünkü başka hiçbir zaman bir erkek bunun yolunu açmayacaktır. Bu mümkün değil. Yani bunu erkeklerden beklemek çok saflık. Maalesef çok üzülüyorum. Yani bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi, aydın, demokrat insanlar, laik. Ama hiçbir şey değişmiyor. Bakın bu kadın erkeklik meselesinde inanın hiçbir şey değişmiyor. Yani çok hazin bir şey bu. Ben 4. seneye gireceğim. Artık 3 yıldır bitiriyorum. Aşk dersleri diye bir oyun oynuyorum. Evet. İnsanlara aşkı, sevmeyi, birbirine dokunmayı, cinselliği başından sonuna mizahi bir şekilde anlatıyorum. İnanın her oyunumda kalkıp giden erkekler oluyor. Tahammülleri yok. Tahammülleri yok. Eleştirilmeye tahammülleri yok. Kadınların karı koca ilişkisi olsun, bir çift partner ilişkisi olsun, yani kadın erkek ilişkisinde kadınların sorunu var diyorum oyunda. Bunu görün. Bunu hissedin. Bunun içinde oturun, konuşun. Bunu çözümleyin. Yani aslında anlattığım o çiftler için belki de hani bir çeşit Haydar Dümen tarzı bir şey. Hani mutluluğu kapısını siz aralayın. Ama bunu konuşarak yapabilirsiniz. Ya bundan bile huzursuz olup o kadar tabular var ki toplumda. Yani bunun şeysi yok. Yani sosyalisti, sağcısı, sol, öyle bir şey yok. Yani tabu topluma yayılmış durumda ve bunu kırmak bence gerçekten kadınlara düşüyor. Evet. Yani büyük bir cesaretli, ama ben genç kadınlarda bunu görüyorum. Güzel. Evet, yani bunu söylemeniz umut da verici. Bunu görüyor olmanız. Yani toplumun her alanında kadınların daha cesur ve bir şeyleri değiştirici, dönüştürücü bir eğleyici bir gücü olduğunu hep dile getirmeye de çalışıyoruz. Cesaret dediğiniz gibi herhalde en çok ihtiyacımız olan şey. Kesin. Son olarak ben kendi özel merakımı size soracağım. Belki konuyla ilgisi yok ama o muhteşem efsane filmde Uçurtmayı Vurmasınlar'la ilgili olarak Tunç Başaran yönetmeni dedi ki bu bir siyasi film değildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu beni çok şaşırttı çünkü. Evet. Sormadan edemedim. Gerçekten Tunç bunca yıl sonra, 89'da çekmiştik biz Uçurtmayı. Bu kadar yıl sonra böyle bir açıklama yapması hepimizi şaşırttı. Hı. Ama yani ben şundan şaşırdım. Niye durup dururken Tunç böyle bir açıklama yaptı diye şaşırdım. Açıklaması beni şaşırtmadı. Sadece zamanlama olarak niye bu kadar yıl sonra bunu söylüyor dedim. Fakat Uçurtmaya gönül vermiş, onu yüreklerinde bir yere koymuş insanlar için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu bu açıklama. Ama Tunç biz daha projeyi bize getirdiğinde de, filmin bütün o çekim aşamaları, o üretim sürecinde de ve sonrasında da Tunç hep şunu söyledi. Ben siyasi bir film yapmıyorum. Ben bir sevgi filmi yaptım. Evet, ben bir aşkı anlatıyorum. Yani İnce ile Barış'ın aşkını anlatıyorum. Benim kafamda buradaki sevgi çok önemli. Tunç bu filmi böyle ele aldı. Sonuçta
Tunç Başaran'ın siyasi duruşunu bilmiyorum, belki hiç siyasetle de ilgisi olmayan apolitik bir yönetmenimizdir. Olabilir, yani hiç önemli değil, orayı sorgulamak evet. bizim işimiz değil. Ama uçurtmayı vurmasınlar, Feride Cicekoğlu'nun eseridir. Evet. Feride Cicekoğlu'nun kitabından uyarlanmıştır. Feride Cicekoğlu siyasi bir kişiliktir. Hı hı. Feride Çiçekoğlu'nun kitabı da siyasidir. Evet. Dolayısıyla hani Tunç ne kadar hani ben bir aşk filmi yaptım dese de evet. bu sonucu değiştirmez. Doğru. Bu film bir dönemin kadın hapishanesinde Ankara'da, Mamak'ta o siyasilerin yaşadıklarını anlatan bir hikayedir. Onların arasında büyüyen minicik bir çocuğun duygularıdır ve onun hikayesidir. Aslında uçurtma Yeşilçam'ın bir mihenk taşıdır. Evet. Ve çok kadın... değerlidir ve yani tabii kadınlık meselesini evet, de orada evet. çok iyi anlatır. Mesela benim oynadığım rol, yani Barış'ın annesi, kocasının esrar suçunu üstlenerek hapse girmiş bir kadındır. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani hikayeyi, fedakarlığı. Yani onun için oradaki bir sürü karakter, hepsinin hikayesi çok inanılmazdır yani kadınlık meselesini anlatırken. Dolayısıyla yani Tunç ne açıklarsa açıklasın, bu benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yani sonucu değiştirmiyor. Uçurtma benim için... Barış'ın gözüyle o zindanlar, o demir parmaklıklar, insanların kapalı kapılar ardındaki o yaşam koşulları ve o ağır koşullarda bir bebeğin, bir çocuğun büyütülmesidir. O nedenle de hakikaten hep zaman zaman ortaya çıkıp da zaman zaman da hep unuttuğumuz cezaevlerinde büyüyen çocuklar dramıdır yani. Çok zaman toplum hani kendi hayhuyundan unutur cezaevini ama orada büyüyen çocuklar var, bebeler var. Çok hazindir bu. Evet, hala da artıyor biliyorsunuz, artık infaz kanununa göre bile dışarıda olması gereken kısmı bile kadınlar şu an içeride bebekleriyle geçiriyorlar. Hele son yıllarda evet, doğumu yapıp doğumhaneden hani direkt içeriye aldılar, tutukladılar falan. Hı. Neler duyuyoruz. Yani hakikaten şey, insanlık dışı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ederiz Füsun Hanım. Ben teşekkür geldiğiniz ederim. Ve bu konuyu, kadınları bizimle konuştuğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili Bayan Deli Kadın izleyicileri, bu programımızda kadın haklarını sanatçı Füsun Demirel ile değerlendirdik. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.